Merhaba arkadaşlar, Gamer.com'a hoş geldiniz. Yepyeni bir Dead by Daylight katil gameplay videosundan hepinize selamlar. Bugün Hack'in en keyifli addonlarından birisiyle oynayacağım. Peki buna nasıl karar verdim? Benim son yayınlarımdan bir tanesinde, hangisinde tam hatırlamıyorum. Karşımıza bir hack geldi ve şu gördüğünüz iki eklentinin aynısını takıyordu. Adam bizi bir yendi. Patatese çevirdi ya, bizi patatese çevirdi yemin ediyorum. Dinlene dinlene falan dövdü yani bizi. Her neyse, ben bir yandan ağlıyorum. Ulan ne güçlü bir addon bu falan filan diye. Bir yandan da baba içerik düşünüyor. Arkada böyle hesaplamalar yapıyor. Ulan diyor, ben bunu diyor YouTube'a çeksem diyor, şöyle böyle diyor. En sonunda karar verdim. Peki eklentilerimiz ne işe yarıyor? Asıl olayımız bu eklentide arkadaşlar. Kurbanımız tuzağımıza bastığı zaman bastığına dair ne ses duyuyor ne de bizim klonumuzu görüyor. Yani tuzağa bastığını anlamıyor. Böylece her bir tuzağa ışınlanışımızda birisini korkutabiliyoruz. Bu da ikinci eklentimiz. Tuzakların kurulma süresini önemli ölçüde düşürüyor. Bu iki eklentiyle bakalım. Çok keyifli bir video bizleri bekliyor diyebilirim. Mori'ye geldin. Bu arada bir önceki Legion videosunda Mori atmayı unutmuşum. Mori'yi gördün yapmışım ama Mori atmamışım. Ta editlerken fark ettim. O yüzden bu videoda atacağız gibi. Bir de arkadaşlar bazı yorumlar alıyorum. İşte katilin niye rank 20'lere karşı oynuyorsun falan filan gibisinden. Keyfimden oynamıyorum. Ana hesabım rankı bu. Yani smurf falan kasmıyorum. Uzun süredir oynamadığım için rank 20'ye düşmüştü. Şimdi tekrar red rank'a çıkarmaya çalışıyorum. O yüzden o konuda bir yanlış anlaşılma var. Smurf hesabım falan değil, ana hesabım. Onu red rank yapmaya çalışıyorum tekrar. Onu duyurayım. Oo, benim map'im geldi. Okay. Bir duyurum daha var. Oy, çok hızlı kuruyor lan, çok güzel. Bir duyurum daha var. Yarın eğer bir aksilik çıkmazsa testerenin ikinci oyununa başlıyorum. Neden bir aksilik çıkmazsa dedim. Çünkü oyun Xbox'dan çıkmış bir oyun sanırım. Hani bilgisayarda yok. Emülatör sayesinde bilgisayara çevirmeye çalışacağız. Onu becerebilirsek. Oo, üstte bir iz gördüm ama şu an yoz müdahale süresini güzel değerlendirmemiz lazım. Trapleri çatara çutara buralara yapıştıracağız. Şey yapacağım da o bastı bile. Şöyle ışınlansam. Ay, grableyebilirmişim lan. Niye öyle sattım? Şuna da vurayım. Bu arada kanlı kasabım var benim. O yüzden ne kadar çok vurursam o kadar iyi. Güzel. Şuraya ne olur ne olmaz bir tane trap atalım. Buraya oynamayı bilen bizi öttürür hocam. Bak David. Allah razı olsun. Gerçekten Allah razı olsun. Allah tuttuğunu altın etsin. Oğlum niye normal chase'e çağırıyorsun beni? Defol git ya. Bak şimdi ben ne yapayım bunu? Öldüreyim ben bunu. Tanrılayım mı? Ne yapayım? Lan bari oynamayı da bilsen anasını satayım. Beni çağırıyor bir de oraya ya. Hop. Ne yapıyor lan? Ne yapıyor lan? Dur yapma onu. Adam kariyerin hareketini yapıyor bana karşı. Bir dakika. Ay, hata yaptım. Hadi blok atıyorlar. Atmayın lan. Şimdi gel bakayım, şimdi gel. Ya sen ne boş bir adamsın ya. Ulan keşke iki kromozom fazla doğsaydın da patates olarak dünyaya gelseydin. Belki daha fazla işe yarardın anasını satayım. Boş insan ya. Sen ne yapıyorsun? Sen ne? Bak arkadaşım buradaki paleti bomboş yedi. Ne oldu? Işından mı çıktı? Ben mi yanlış gördüm? Işından mı çıktı lan bir yere? Hack'de tuzak arttıran eklenti yok değil mi? Güzel olabilirdi öyle bir eklentisi olsa ama çok da güçlü olurdu herhalde. Aha! Üsttekini bitirdi. Okey bro. Bırak! Ah be, tam slaglayacağız. Gerçi Barrow da mı almıştır hack'de de? Ya ben buna yetişene kadar... Barrow varsa da bitti zaten, ben yetişene kadar anasını satayım. İşte hack'le normal chase atmayacaksınız arkadaşlar. Aman diyeyim. Aman diyeyim, öyle bir hata yapmayın. Kaldırdılar mı onu? Yuu. Ulan urbanı var bir de, senin ben balına tüküreyim he mi? Aha. Selamlar. Ya oğlum bak, vallahi gülesim geliyor. Allah affetsin. Bir hafta önce aynısını yediğimiz için gülemiyorum da çok korkunç bir build ya. Yemin ediyorum çok korkunç bir build. Ruh gibi geldim, emdim adamı, gördünüz mü? Şunun yanına da atayım bir tane. Bir tane şu jeneratörünü şuraya atalım. Bak oğlum. Bir bok biliyormuş gibi de beni trollemeye çalışma lan. Bak hala jen derdinde, hala jen derdinde anasını satayım. Hala öküz gibi, tamam mı? Dokunduydu herhalde jen. Allah adı sayısı falan varsa bitti. O David var ya, o David. O David'e çok güzel küfürler etmek istiyorum da. Mesela tavuk diyebilirim ya da köpek diyebilirim. Oo, totemi mi kırdı o? Evet. Totemi kırdı. Bak. Oğlum kötü oynuyorsun lan. Kötü oynuyorsun, kötü. T-back atıyor. Paletleri falan erkenden devriyor, beni oraya çağırıyor. İyi değilsin gülüm be. Oo, okey. Şunu alacağız o zaman da. Ya. Oğlum git lan artık hayatımdan. Git lan artık hayatımdan. Oo, bir dakika. Dur. Şimdi işin rengi değişir hocam. Seni ben bir tuzağa bastılar orada da, tuzağa gidemeyeceğim şu an. Lan sen niye asın anasını satayım? Niye balansın falan yok? Sen bir yat. Tamam seni alalım. Öbürünü atamadık Mori'yi de. Bunun kaç? Bunun da az ya. Tamam neyse, atacağız. Mori'yi atacağız. Sakin. Gerizekalı David yine. Oğlum vallahi trollediğini sanıyorsun da kankam, çok kötü oyuncusun be.
Gel hadi bak senle düz hack chase'i atacağım. Ne kadar kötü olduğunu sana göstereceğim. Düz chase. Ne kadar kötü bir oyuncu olduğunu sana göstereceğim. Buradaki paleti mal gibi yemiştin hatırlarsan. Bak. Bak gitmiyorum Trev'e falan. Gel. Senle düz chase'imizi bir atalım bakalım. Önce önüne bakmayı öğren sonra t-bag atarsın bana tamam. Al hadi bakalım. Nasıl? Güzel mi bro? Arkadaş çoluk çocuğun maskarası oluyoruz ya. Bak şimdi bu gerizekalı bir de DC atar ha. Tam o tarz bir şeyi var, havası var. O boş hareketleri yapacağını can yapsa. Topu sonunda kullanacağız gibi Allah belanı vermesin seni. Lan ne oldu, yanlış taraftan önüne çıktık anasını satayım. Tamam yeter, mori vakti geldi, onlar orada eline dursun. Senin şöyle alt dudağı bir alayım. Oradan da bir böbrek problemin de vardır senin, onu da alayım. Akciğer, karaciğer her şeyi götürdük valla. İşte arkadaşlar sigara içenle içmeyenin farkı. Ne alaka ben de bilmiyorum ama. Ulan adam burayı base yaptı ya, böyle şey oyunları vardır ya. Yapma be oğlum. Aha tuzak. Çok iyi. Oy son anda. Zombi oyunları vardır ya, zombiler saldırırsan bir kale kurarsın, orayı savunursun okçu mokçu yerleştirip. Adam buraya base yaptı, böyle çevirdi etrafını. Ne zaman gelsen buraya kaçıyor, savunuyor burayı. Yani çok kötü olup niye bu kadar trollemeye çalışıyorlar anlamadım. Herhalde hack görünce dediler ulan bu ne, bu smegol gibi geliyor, 1.20 bir şey. Çok belliydi öyle bir şey yapacağı. Oo, bir tane daha diyorsun. Ya her videoda şu göt olmayı yaşamak zorunda mıyım ya? Her videoda böyle büyük bir göt oluş hikayesi. Yani öyle bir dedim ki Osman Sınav'ın filmi gibi anasını satayım. Büyük bir göt oluş hikayesi. Ne yapıyorsun? Vallahi bu hiç ölmüş gibi değil hocam bu. Bence bizi kandırıyor ama. Tabii yani takdir değerli seyircilerimizin. Oy 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 oy. Ich bin ein Frau Woman. Ulan Urban'ın var, yine iz veriyorsun bana anasını satayım. Hop tuzağa basman lazım. Soldan git lan. Bak yine base'ine gidiyor Allah'ım. Çıldırtacak bu adam beni. Vallahi çıldıracağım bak sinirden şimdi ya. Ya böyle nasıl bir sinir bu biliyor musunuz? Adamın bir şey yaptığını zannetme siniri. Sen de oraya kaç. Savunun anasını satayım. Base'i savun. Bu bilmiyor. Bu tam bilmiyor. Ben buna yine kafa sallayacağım. Nerede lan bu? Lan! Ne yapıyorsun? Yetişemezsin herhalde ya. Öyle bir şey yok. Dur şuna kafa sallayayım da şunu bir tilt edeyim. Keşke eğilip kalkabilsem ya. Keşke vallahi eğilip kalkabilsem. Arkadaşlar bu arada bunu evde denemeyiniz. Siz böyle toksikliğe toksiklikle karşılık vermeyin. Ben sadece bu arkadaş bir daha yapmasın diye onu uyarıyorum. Boşa maçı sattı. Ben yani ona sinirlendim. Yoksa hareket yapsın yani. Ben biliyorum o adamı yeneceğimi. O sorun değil. Aa sana da moral atalım açıkta. Sadece maçı sattı. Ona sinirlendim yani. Şimdi benim takımıma gelse bu adam. Anladın mı? İstemem böyle bir adamı takımda, istemem. Otosansörü koydum bu arada çimenlerle. Ya onu yiyeceğine satsan. Bak 400.000-500.000 eder. Tek böbrekle de yaşanır. Biraz fazla su içeceksin. O kadar. Ki zaten içmiyorsanız da yine için. İki böbreğiniz varsa da bol bol su için arkadaşlar. Ne demiş Sir Cristiano Ronaldo? Coca-Cola'yı siktir et, su için. Ulan David şeymiş ya. Bir şeyler yazmak isterdim şu adama şuradan da. İğrenç bir şey gördüm. Az önceki maç kendimi gerizekalı David'e çok kaptırdım arkadaşlar. Bura gelmeyeydi daha neyse. Bu maç daha tuzak üzerine. Daha... Hack gibi oynayacağım. Az önceki maç biraz böyle meydan okuma gibi geçtiği için gel lan Götünyosa gibisinden şeylerle karşılaştık. O yüzden özür dilerim. İyi, hamam böceği geçti lan oradan. Korkmam hayvandan falan ama böceklerden çok tiksinirim ya. Şu an bir rush bile yiyor olabilirim ben size diyeyim. Müziği alayım. Ne yapıyorsun lan? Çifte telli mi oynuyorsun oğlum? Steve'cim üzgünüm, düz chase'e giremem. Çekilir misin yanımdan? Trapler okey, yetişebilir miyim aşağıdakine? Hop selamlar haydi. Ne oldu şimdi? Gitti kalpten. 3 kişi kaldı survivorlar. Aa oradakine de bastı ama gidemiyorum. Kucağımda bir peri denizi olduğu için. Deniz perisi. Peri denizi olmasın aman diyeyim. Hocam ne oluyor hocam? Bastıktan sonra niye eğiliyorsun lan? Buraya bir tane daha. Güzel. Aha. Ne oluyor Cevdet, ne oluyor? Eyvallah. Çok teşekkür ediyorum peri denizi hanım. Deniz perisi hanım. Tuzaklara devam. Normal chase yok. Asla. Aha. Koca popiş. Tamam şuraya bir tane. Biraz daha sola atabilsem daha iyi olurdu. Sanki oradaki çöplerden biriymiş gibi de. Çok uzaktakine bastı ya. Aha. Stevinho. Steve Bey. Lan. Oğlum vallahi sol tık attım. Ya ananı avradını delenke ya. Of bu çok kötü oldu. Bizim için Allah razı olsun Steve. Oo. Oha anasını satayım. Oh neyse ilk iki can
Garanti verilir ya. Bir hit vurayım sonra gideceğim. Zaten düz şey atamam. Bak klik klik mi yaptı o bana? Oğlum ya niye böylesiniz ya? Ya neden böylesin ya? Şu yaptığın hareketi bana bir anlat la. Şu yaptığın hareketi bana bir anlat la. Bir anlat la, ne yapıyorsun? Allah aşkına bir anlat. Ulan ne böyle hack görünce mi yapıyor acaba bunlar bunu ya? Görüyorsunuz küçücük 1.20'lik şeyi hanımefendiyi. Önüne bak, önüne önüne bak. Bak hiç umurunda değil ki, bak şuradan direkt önüne çıkacağım hiç. Yani anladın mı? Gel seni bir eleyelim biz o zaman ya. Ne yaptığını çok bilmiyor gibisin. Dur. Dur, görev beni bekler, dur. Merhabalar, bir can daha bitti. Allah'ın belası hayvanlar, yavaş. Ne olur yeter. Oh bak, bu hamle çok iyi oldu işte ya. Vallahi bu hamle çok iyi oldu. Beleşten hook hiç. Sıfır chase. Şimdi şu geliş yönlerine bir tane atalım. Ruin hala yaşıyor, güzel. Prison Break'teki sahne geldi aklıma. Ya Jane. Oh, oradaki her şeye bastılar anasını satayım. Sana bir tık şöyle bir hit. Bunu alabilir miyiz? Alamayız da. Tamam. Ooo, bak bu işte işin rengini değiştirir Baboli. Baboli bu işin rengini değiştirir. Şu alttaki cam bitiyor olabilir ya. Merhabalar Jane Hanım. Oğlum ya. Gülemiyorum, eğlenemiyorum. Niye? İki tane sebebi var. Bir, rush yedim. Maç gidiyor. Maç elden gidiyor hocam. İki, aynısını biz yedik ya. Daha geçen yedik ya. Peri Denize Hanım. Ya Allah'ın belası ya. Ne bu ya? Hep herkes yalan olmuş. Şu kaçış yollarına trapleri koyalım ki tamam, şunu bir artık senin ölümü hak ettin. Sen artık ölümü hak ettin. Steve'de içeriye kışkışladık. Bunu aldık. Yok öyle palet save falan filan yok. Palet save falan filan yok. Tamam bunu artık sizlere ömür. Üst kata çıktı. Bak bak hareketlere bak bak. Şimdi ben seni yok etmedim mi? Oo! Basar da hiçbir şeyin haberinde değil ki bu. Sen de öl lütfen. Ya senin iki mi oldu ya? Niye bu direniş yani? Bu hayata karşı tutunma çabası neden? İşte bu sıkıntı hocam. Alttaki jeni bir türlü salmadılar zaten. Hani bir şekilde bitireceklerini biliyordum. Git o tarafa doğru. Lan yanımdan geçti ya. İte bak lan. Yok öyle bir dünya. Öyle bir dünya yok. Lan da doktor mu? Demir. Demir karışıp sen misin? Jane Hanım merhaba. Tamam sen yat. Seni de alacağız şimdi. Seni de alacağız. Alacaksın mı? Grab bekleyeceğim. Ama şeyi de çok ya. Vurayım da. Şeyi bayağı fazla. Trade'lesin. Bir dakika, Steve sık dişini var. Aynen, kendi kendine yıllandı. Ulan biliyor da ya çakallar. Bloklarım ki. Ulan Steve benden uzun anasını satayım. Yedik numara ya. Ha Steve yedik numara ya. Ha Steve yedirttirdin numarayı be oğlum. İyi oldu saldığın. Ya da ıskaladı bilmiyorum. Hatch'in yeri de bende. Ben bu 1-10 ablamla bok yetişirim oraya ama yaralı. Gidemedi. Cici. Neyse hadi git lan git. Git hadi git. Git hadi git. Bir önceki videoda salmadım kimseyi. Git. Yine bak. Yine lanet olsun içimdeki insan sevgisine ya. İçimdeki insan sevgisine lanet olsun ya. Git vallahi öldüreceğim şimdi. Oo, mor gelmiş artık ha. Yavaştan redlere doğru gidiyoruz. Arkadaşlar karşılaştığım takıma bakın çabuk. Ulan o toolbox'lar ne? Bana şöyle bayağı. Şöyle çaktırmadan lobby dojlasam hocam. Oraya gördün. Yalnız var ya, adamlara Mori'yi gösterdik, artı 4 toolbox. 4 toolbox bak, artık 4 bile demiyorum yani, rakamları bile karıştırır oldum. Oh of. Allah yardımcımız olsun, ne diyelim, Fatih Terim'in konuşması geldi aklıma. Ben sizin gönlünüzde hep şampiyondum arkadaşlar, biliyorum bunu. Yavaş be ayı, yavaş be ayı. Pop'a kaldık bu maç, Ruin'in dibinde doğmuşlar. Ya bu konuda bilmiyorum, benimle hemfikir misiniz ama hani bir Survivor main olarak bakın bu fikri öneriyorum. Bence işte Ruin'dir falan filan yanan totemlerin İlk 1-2 dakika en azından kırılmaması lazım. Yani bilmiyorum siz ne düşünürsünüz ama adam maç başı buluyor, kırıyor, anladın mı? Hani sen mesela bir Survivor'ın perk'ünü direkt böyle maç başı yok edemiyorsun. Elinde değil. Adam 4 perk'te oynamaya devam ediyor. Ama o senin bir tane totemini, perk'ünü devre dışı bırakıyor. Tamam bu bir risk. Senin tercihin sonuçta, o perk'ü almayabilirsin. Ama en azından ilk 1-2 dakika böyle totem bloklu olsun yani. Yeri gözüksün tamam ama bloklu olsun yani, açamasın totemi. Bence benim fikrim bu hocam. Turnuva maçı mı oynuyoruz lan? Yoz müdahalede mi saklanıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Aha. Selamlar. Leon'cum merhaba. Evet hileyim kardeşim. Lan nereden bildin? Şimdi Leon'a güzel bir kalp kreziyle geldik de ya oğlum. Trebe de basmış mı orada? Basmamış ya. Nasıl basmadın lan? Bak var ya, bunlar mevzuya uyandı. Harbi diyorum, çömele çömele canını açıyorlar şu an. Bir hit vereyim, sonrasında zaten chase atılmaz. Hızım 0.20 olduğu için. Tamam görüşürüz. Aha. Lan mega geri bulduk. Tamam. Seni düşürüm seni. Ne olur. Hit say lütfen, hit say. Saydı mı lan? Oh. Bak bir an. Bir an balık gözünü yine yiyordum. Arkadaşlar yavaş. Arkadaşlar yavaş. Bakın tunnel'layıp mori atmak istemem. Arkanıza da bakarsanız neyse hanım. Alo. Ne yapıyor oğlum bu? Sakin ol lan.
Maraton koşucusu sanki anasını satayım. 1,5 saat boyunca depar attı benimle birlikte orada. Yavaşla yavaşla, vallahi yavaşla, insafla. Tamam, tamam. Siz istediniz bunu. Bunu siz istediniz. Her şeyini kaybetmiş insan en tehlikeli insandır. Ve ben şu an sizin yüzünüzden her şeyimi kaybettim. Kardeşim ben Fransa'da 6 ay Mori eğitimi aldım. Mori. Yok öyle bir dünya. Gel bakalım. Devam. Sen rush'la bakalım jeneratörünü. Çok iyi. Tamam, şimdi diğer ikisini de bu tarafa çektik. Çekmek, gelmek zorundalar yani. Bir trebe mi masuldu orada? Sen bir yat. Bak, işte Ojen arkadaşınıza Mori yedirtti. Ojen Nancy'ye Mori yedirtti. Yedirtmedi. İnanılmaz kötü ya. Hag'in normal chase inanılmaz kötü. Hiç zaman kaybetmeyelim. Mega asalım. Son jeni bir şekilde artık vatan savunur gibi, yemin ediyorum. Çanakkale'yi canlı canlı izleyeceksiniz arkadaşlar. Oğlum. Ne ayak lan sen? Ha? Çakala bak ya. Oo. Önüne bakmayı... Neye bastı lan o? Ulan oğlum daha kötü oldu anasını satayım. Ben başka biri sandım. Karşıdakini falan alıyorlar diye oraya ışınlanacaktım. Lan önüne bakmayı bilmeyen adamlar 2 dakikada 4 jeneratör bitirdi ya. Vallahi yavaş yavaş ben killer'ları anlamaya başlıyorum ya. Eskiden söverdim Kempe Tunnel'ı. Son zamanlarda hiç yapmamaya başladım. Arkadaşım danışmadan bekleniyorsun, gel buraya. Ahlama sesi duyuyorum, ben de diyorum nerede? Ya neyse. Ulan anasını satayım. Ya. Ne olur çıksana maçtan ya. Ne olur maçtan bir çık ya. Hala bana yorumlarda gelmiş şu karakteri savunuyorsunuz abinin sinirlisi kötü diye ya. Yani illa böyle bir yamyama mı dönüşeyim arkadaşlar? Kavga mı edelim arkadaşlar? Hepinizi tek tek zıplatayım mı? Bunu mu istiyorsunuz yani? Aha. Dırıp. Tamam bunu da alayım yeter ya. Vallahi diğeri gitsin eşitten, anasını satayım. Çıldıracağım ben ya. Tamam diğerini de yerini öğrendik. Ne yaptı? O içerideki bütün tuzaklara bastı sanırım. Aynen. Gözükmüyorsun kardeşim aynen. Meg nerede ya? Allah Allah, Meg nerede ya? Bak atamıyorum. Sinirden moral. Bak elim titriyor. Parkinson oldum bak. Bir videoda Parkinson oldum anında. Savaşa giden yolda her şey mübahtır. Ne demişler? Sözü söyledim zaten. Hani ne dediklerini söyledim. Sormayın o yüzden. Başta sözü söyledim. Sonra ne demişler dedim. Açıkladım yani. Hani boşa sormayın. Adrenalin var mıdır? Var diyorum. 50 lira bet. Attım. Hadi bakayım. Kaybettik yala. Yerde öldü vallahi artık. Kahroldu gitti, anladın mı? Hani dertten öldü. Sorarlarsa dertten öldü dersiniz. Ulan. Hiçbiriniz yeşil hak etmiyordu. Hadi neyse. Oraya geldi. Ya şu maçları gördükten sonra yemin ediyorum Red Rank'a çıkmaktan... Bir şey anlatıyorum değil mi? Neyse ben sözüme devam edeyim. Red Rank'a çıkmaktan korktum ya. Bunlar böyleyse... Red Rank'ta loop atanı da var bunun. Oo, stres üstüne stres. O el götüne girsin. Pardon arkadaşlar, bir an dayanamadım öyle görünce. Sanki bana hareket yapıyormuş gibi geldi de. Bu arada La Casa de Papel'in dün 5. sezonunu bitirdim. Söyleyeyim mi sonunda ne olduğunu ha? Söyleyeyim de bir 5000 abone kaybedeyim değil mi? Yani arkadaşlar ilk 2 sezonu olan saygımdan dolayı izledim. Biliyorsunuz ki sonradan ilk 2 sezonun tadını vermiyor. Yine ağzımdan bir şey kaçırmamak için kendimi frenliyorum. Yani öyle ortalama bir sezondu diyebilirim. Merhabalar. Aha hile, vallahi hile, yemin ediyorum hile. Hile kesin hile. Orospu çocuğu. Oğlum ne oldu? Ne oldu mesela şu an? Anladınız değil mi ne olduğunu şu an? Şu an anlamış olmanız lazım ne olduğunu. E tamam da kardeşim, bunun niye bana zararı var ya? Adam şimdi bir an sırtıma gelmez değil mi? Ey yavrum ey. Gitti anasını satayım. Free hook gitti, free hook. Arkadaşlar eğer benim gibi soru vermeyinseniz katil oynamanızı öneririm. Gerçekten bak çok güzel empati yapıyorsunuz. Git lan. Git bulaşma bana büyücü pezevenk. Ne yapıyorsun? Ne ayak? Gerçekten çok güzel empati yapıyorsunuz. Empati biliyorsunuz ki her alanda gerekli bir şey. Vallahi totemi UNESCO gibi korudum. Totemi koruma altına aldım arkadaşlar. Oğlum bak bu mu lan o? Bak. Seni delmeyeyim de ne yapayım ben ya? Gerizekalı salak. Ya ışından sen de uf, hep şu şeyde yakalanıyorum ya. Tam o vuruş animasyonda yakalanıyorum ya ışından mı öyle olunca? Ben nereye geldim oğlum? Bura nere lan? Sıçtım dalağına. Oğlum sen artık get... Sen hangisi hile? Onu da anlamadım ki. Yani hile dediğim hangisi pinkli? Onu da anlamadım ki. Bu mu? Totem gitti vallahi. Sen kırdın değil mi lan? İt. Yok öyle bir dünya. Soldakine de bas. Ya bassa da bak yine aynı Allah'ım. Zaten hepsi gitti. Bütün tuzaklarım gitti. Bütün emeklerim gitti ya. O ilk başta grebleyemedim ya. Mental anlamda çok büyük bir çöküntüye uğrattı o beni. Sen git la. Bulaşma bana. Defol git. Oyunumu bozacaksın şimdi.
Gerizekalı 8000 pingle gelmiş oyuna giriyor. Hello hello hello, ne oluyor ne oluyor ne oluyor? Tamam tamam, sıkıntı yok sıkıntı yok. Sıkıntı var sıkıntı var, Allah'ın belası bir büyücü karşımızda. Buralarda minik minik izler görüyorum derken, ya ben ışınlanır ışınlanmaz niye vuramıyorum? Yani vuramıyorum derken, ışınlanıyorum adamla aramda fark oluyor biraz. Geç mi ışınlanıyorum acaba? Full bu şekilde CTRL'le mi spamlesem? Bak tam CTRL'le spamlerken tuzağa bastı. Gerizekalı lan, grabbleyemedim ya, niye öyle oldu? Hop vurdum. Saf trik, saf trik, saf trik. Ooo, bir hit de sana verdim mi o zaman? Tamamdır. Hadi şimdi defol git. Adam gözümün önünde kancadakini çaldı götürdü ya la. Oy, nasıl vuramadım lan onu? Vallahi şu an tuzaklarım çok güzel yerlerde de tam işte şansıma sıçayım. Ben uzaktayken bastı. Oo, hanımefendi. Merhaba. Işınlanabilir miyim? Işınlanamam herhalde. Yetişir mi lan? Aha. Merhabalar. Sen hilecim olan mısın lan? Ha yok, değilmiş. Ulan bu dolapta değilsin değil mi lan? Aha. Merhaba. Önümden bir şey mi geçti derken? Bir arkadaşa yakın. Sen mi çıksana kankam? Nereye gittin? Senin hala senin pingin var bak. Yoksa yapmam, biliyorsun. Hadi kurtardım seni. Oo! O ne? O ne o, o ne o? 5000'e getirmişiz jeneratörü. Ulan Hege oynaması da çok zahmetli ya, harbi diyorum. Hadi yetişeyim, ne olur yetişeyim ya, ne olur ya. Merhabalar, oh sonunda ya. Lan! Yine bak, yine bu Usman Aga şeyi. Usman Aga alert. Ya salan oğlu, ne yapıyorsun anasını satayım ya. Şuraya bir tane daha atayım da bu L-Spot'un oynamayı seviyor gibi. İki can kaldı hocam, gevşememek lazım. Böyle maçı falan aldık diye havalara girersen Survivor'lar çakar sana. Peki buradaki arkadaş bana çakmak istemiyor mu yani? Aha bunda at perk'ü var. 1.10 boyum var zaten, bu beni fena sarsar. Yes. Bak bak. Bak şimdi bak, harekete bak. Bunlara arkadaşlar ibret alem denir. Bak senin sonun da böyle olacak. Bak izle. Biz göremiyoruz da sen izle. Kancadaki sana diyorum, senin sonun da böyle olacak. Heh. Tam ben de Cilan'ım. Nerede kaldı diyordum. Morimiz var mı sana da? Sana da morimiz var o zaman ya. Ulan koskoca Cil, sen git o kadar zombi vur, zombi şey yap. Gel burada elim bir onlu yamyamından. Öl anasını satayım, seni yesin. Ne oluyor lan? Ne oldu oğlum, çıldırdı lan adam, ne yaptım ki? Ne oluyor? Ne oluyor oğlum, bir kara listeye alınmışım lan. Sakin ol piç. Senin anneni meyve tabağı yapmadım mı ben? Vallahi hiçbir şey anlamadım arkadaşlar, teslim oluyorum. Oğlum ne oluyor ya? Salak mı bu adam ya? Ok. GG. Gerizekalı velet ya. Ulan biraz daha ileri gitse ölüm tehdidi alacağım anasını satayım adamı şey yaptım diye. Bu hangi mal ya? Hangi mal bu? Arkadaşlar hesabım banlanacakmış. Bu sizde son videom. Kendinize iyi bakın. Şaka bir yana neye gaza geldi gerizekalı, onu da anlamadım da bir yumrukla şimdi koyacağım, ağzını burnunu kıracağım. Her neyse gençler, izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler, eğlenceler.